Biz Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Ben ve Batman çok uzun zamandır başlamak istediğim bir inceleme serisinin ilkiyle misafiriniz olacağız bugün. DC Collectibles'ın Batman Black and White isimli serisinin J. Lee Batman versiyonunu inceleyeceğiz. Batman koleksiyonu ürünleri üreten markalardan benim için tabii ki en önemli olanlarından birisi de DC Collectibles. Özellikle DC direkt ürünleri ile DC Collectibles Batman ürünleri benim koleksiyon alanıma direkt giren ürünlere sahipler. Marka olarak bir Batman fanı olarak her zaman ilk önceliğim çizgi romanlar olmuştur. Ondan sonra animasyonlar, sonraysa filmler gelir benim için. Oradaki Batman'i ve evrenini bize en güzel taşıyan serilerden birisi de bence Batman: Black and White serisi. Peki nedir bu serinin özelliği? 1. 12 ölçeğinde ve Batman çizen çizerlerin çizgilerinden modellenmiş Batman ve evrenini içeren heykeller barındırıyor olması. Tabi adından da anlaşılacağı üzere heykeller siyah ve beyazın daha doğrusu green'in tonlarına hakimler arkadaşlar. Bugün incelemesini yaptığımız heykelin çizeri J. Lee kendisini Batman ve Superman serilerinden hatırlayacaksınızdır. Ayrıca J. Lee'nin DC Collectibles figür serilerinde de birçok farklı figürünü bulabilirsiniz. Heykelin modellemesini Jonathan Matthews yapmış ki birçok farklı Batman e, ürününde kendisini görüyoruz. E, ayrıca bu heykel benim için Batman Black and White serileri arasında en sevdiğim heykellerin başında gelir. Zaten özellikle J. Lee'nin Batman'i çiziş şeklini çok sevdiğim için benim de bu heykel direkt listeme girdi ve koleksiyonuma ekledim. Bu Batman'i aldığınızda zaten kutusunun arkasında da göreceksiniz. Bunun kendi küçük serisinde bir adet zombi Batman, bir adet de Harley Quinn heykeli de mevcut. Ee, bu iki heykelde alırsanız bu minik üçlü seti tamamlamış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi Dilerseniz çok fazla da uzasmadan incelememize geçelim. Evet kutu tasarımına şöyle bir bakalım. Ee, DC Collectibles Black and White serisinde standart bir kutu tasarımı konseptine bağlı kalıyor genellikle. Pek değiştirmiyorlar bunu. Hemen üst tarafta DC Collectibles logosunu görüyoruz ve orta tarafta heykelin kendi fotoğrafını görüyoruz arkadaşlar. Tipik olarak ayrılan yaprak gibi gözüken bir leke var burada. Alt tarafta da Batman Black and White, Batman by J. L. Lee Statue yazıyor. Yan tarafta da 75. Yıl logosunu görüyoruz. Yan tarafa çevirdiğimizde yine e, heykelin e, farklı bir perspektiften fotoğrafını görüyoruz arkadaşlar. Üst tarafta Colcass Porcelain statü yazıyor. Arka tarafını çevirdiğinizde bu heykelin dahilinde olan diğer heykelleri görüyorsunuz. E, üst tarafta bizim heykelimiz, alt tarafta da Harley Quinn ile Zombie Batman var. Yine e, bu seri dahilinde. E, yine yan tarafı çevirdiğinizde ise e, Heykeli bütün olarak zaten size bu e, yükseklikte, bu ebatta olduğunu göstermek için bir de uyarı koymuşlar. Fotoğrafını görüyorsunuz heykelin. Alt tarafta da Sculpted by Jonathan Matthews yazıyor. E, şöyle ben size kutunun içini açayım. Daha doğrusu açmaya çalışayım. Şurada bir uyarı var. Dikkat edin diyor. Ve gördüğünüz gibi köpüklü bir muhafazayla geliyor heykeller. Bu anlamda içiniz rahat olabilir arkadaşlar. İncelemeye geçmeden evvel heykelin ebatını anlayabilmeniz için bugün yanında Yancı olarak NECA'nın 7 inçlik Scarface figürü var. Diğer tarafta da 1.12 ölçek heykelimiz var. Heykelin de daha doğrusu Batman'in de ebatı 7 inçe yakın oluyor. Yani 20 santim, 18 santimlerde falan gözüküyor. İkisinin de karşılaştırmasını böyle yapayım ki siz yine heykelin ebatını anlayabilirsiniz. Black and White heykellerinin en sevdiğim tarafı, daha doğrusu en çok beni cezbeden tarafı çizgi romanlarda okuduğunuz Batman'i size vermesi. Yani en sevdiğiniz çizerin en sevdiğiniz Batman hikayesindeki halini alıp size 3D olarak veriyor bu seri. Bu yüzden gerçekten DC Collectibles'ın Black and White serisine ben bayılıyorum. Lee de benim en sevdiğim sanatçılardan birisidir. Tarzını hep çok sevmişimdir. Heykele ilk baktığınızda zaten onun çizgisini bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Batman, Superman serilerinden hatırlayacaksınızdır kendisini. Hemen heykelimizin detaylarına geçelim. Öncelikle her zamanki gibi kafa modellemesine bir bakalım. Batman'in ağzının hafif aralık ve yüzünde son derece endişeli bir ifadeye sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Maskenin dışından kaşlarının hafif çatık halini de görebiliyorsunuz. Modellemede atlanmamış. Ayrıca Batman'in maskesinin modellemesinde ben çok sevdim. Gerek kulak yapısı, gerek boyun bağlantısı ve ön yüzü özellikle burundaki o sivrilik tam Lee'nin çizgilerini size anımsatıyor. Fakat yine de ee... Lee'nin panellerini hatırladığımda yüz ifadesinde tam olarak böyle değildi gibi bir hissiyat oluşuyor. Aslında hiçbir sorun yok ama bu kişisel gıcıklığımdan kaynaklanıyor sanırım. Hani bir şey uydurmam gerekiyormuş gibi algılamayın ama bir şey doğru değilmiş hissiyatı yarattı bende ama bunu çok değişmeyeceğim çünkü çok kişisel bir şey bu. Asıl mevzu boyundan aşağı inmeye başladığında başlıyor. Jonathan Matthews gerçekten yine nefis bir modelleme işçiliği çıkartmış. Heykelin dinamik yapısı tüm pelerinde inanılmaz ön plana çıkmış ki zaten bu heykeli almamdaki en büyük sebep de çizerin çizdiğiyle modellenen işin gerçekten birbirine çok yakın olması ve Batman'in bu şekilde yansıtılmış hali benim çok hoşuma gidiyor olmasıydı. Özellikle arkadan baktığınızda rüzgarın pelerine verdiği şekli net olarak görebiliyorsunuz. Hani böyle Rönesans heykel tıraşlarının dokunuşları vardır ya mermer işçiliğine. Böyle inanılmaz bir görüntü oluşur. Gerçek gibi o mermere gerçek bir cilt, bir doku hissiyatı verirler. Aynı o şekilde bir işçilik çıkmış gibi gözüküyor. Bana onu anımsattı öyle diyeyim size. Ön taraftan baktığınızda Batman'in anatomik yapısını net olarak görebiliyorsunuz. Geniş omuz modellemeleri Batman'in duruşunu sağlamlaştırmış. Suit'in üzerinde göğsün tam ortasında Batman logosu yer alıyor. İki kolunda da eldivenlerin dikenleri nefis bir görüntü oluşturmuş. Bu arada aman diyeyim ee, dikenler, spike'lar gerçekten çok kırılgan bir yere koyarken, tutarken kırabilirsiniz. Dikkatli olun bu heykelin en güzel yerlerinden birisi orası çünkü e, paketlemede bir sıkıntı yok e, gelirken gayet korunaklı bir şekilde geliyor ama e, siz dediğim gibi tutarken bir yere koyarken dikkat edin aman diyeyim ayrıca detaylara biraz daha baktığınızda Batman'in suitinin üzerinden hem kol kaslarının hem de karın kaslarının görünmesi gerçeklik hissiyatını biraz daha pekiştirmiş ve gerçekten güzel bir modelleme işçiliği çıktığını da görüyoruz Bats'ın belinde bir adet Utility Belt'i var, bu beltin üzerinde de poçlar görüyoruz ki bayağı da iriler. Alt tarafta ise donundaki hareketlenme gayet güzel olmuş Batman'in. Aşağı doğru indiğinde de suit'in, paltolon kısmı, Lee'nin çizgilerindeki gibi tertemiz bir şekilde modellenmiş. Oradan alt tarafta da gördüğünüz gibi zaten çizmeleri var, onlar da gayet clean ve temiz bir şekilde modellenmiş. Önden baktığınızda iki bacağın arasından ve yanlardan pelerinin ön tarafa doğru taştığını görüyoruz. Ee, oldukça sivri spike'lar oluşturmuş görüyorsunuz zaten. Bunlara da dikkat edin. Ee, elinizde kalabilir, kırılabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Heykele baktığımızda benim en çok dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi de Batman heykelinin el modellemeleri oldu. Özellikle Eldivendeki spike'lardan aşağıya doğru olan o el modelleme yapısı çok hoşuma gitti. E, parmaklar normal bir el parmağı gibi değil biraz daha sivri bir yapıda. E, bu da gerçekten karakteri biraz daha ilgi çekici kılıyor. Şunu söyleyeyim bütün line'ı göz önüne aldığımda benim en sevdiğim heykellerden birisi olmuş. Çok güzel bir iş çıkartmışlar. Özellikle pelerine yapılan bu dokunuşlar ben çok başarılı buldum. Genel olarak heykelin boya işçiliğine baktığınızda gerçekten benim heykelimin özelinde kaliteli bir işçilik çıktığını görebiliyorum. Neden böyle diyorum? Çünkü e, bu tarz heykellerde aldığınız ürün benimkinden biraz daha farklı olabiliyor. Ya da fabrikasyon ya da el boyama hatası olabiliyor. O yüzden gördüğüm diğer heykelleri de aslında baz alabilirim. Genel anlamda başarılı bir işçilik çıkartmışlar. Black and white olması sizi yanıltmasın. İki tek renk tonu almamışlar. Vücudun bazı bölgelerinde bu ton biraz daha koyulaşıyor ya da daha açığa dönebiliyor. Bu da gerçekten gölgelendirme işlerinde başarılı olduklarında modellemenin daha da ön plana çıkmasına sebep oluyor. Bu anlamda da heykel serisinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bazi ise her zamanki gibi standart e, tam bir black and white base'i hiçbir farkı yok diğerlerinden. Alt tarafını çevirdiğinizde el yazısıyla numaralandırdığını görüyorsunuz. Bizimki 5200'den 4859'muş arkadaşlar. O heykel benim evimde şu anda yer alıyor. O yüzden çok mutluyum. Evet şimdi şöyle bir toparlayacak olursak Batman seviyorsanız, heykel seviyorsanız ee, özellikle Batman'i çizgi romanlarda olduğu gibi görmek istiyorsanız kesinlikle peşine düşmeniz gereken serilerden bir tanesi. Çok büyük bir seri. Sadece Batman değil, Batman'in evrenindeki birçok karakter mevcut. Ee, bütçe olarak da 40 dolarla 100-120 dolar belki daha bile fazla 400-500 dolara çıktığı da oluyor nadir olanlarının gibi bir skala arasında gidip geliyor. Türkiye'de jetbankte tabii ki mevcut. E, oraya bakabilirsiniz. Ayrıca ikinci el olarak da bulmanız olası e, birçok Facebook grubunda ya da Letko'da ya da sahibinden.com'da bulabileceğiniz ürünler kesinlikle kaçırmamanız gereken bakmanız gereken serilerin başında geliyor arkadaşlar.